Kardeşimiz diyor ki, ablamız, aile bağlarını nasıl kuvvetlendirebiliriz? Kadına sorunca farklı, erkeğe sorunca farklı, çocuğa sorunca farklı şeyler ile karşılaşıyoruz. Herkes birbirinden şikayetçi olarak görünüyor. E, demiş kardeşimiz. Yani öncelikle şunu her zaman hatırlamamız lazım. Bir başka soruya cevap verirken de bunu söyledim. Allah Celle Celaluhu, insana dair Kur'an-ı Kerim'de bazı noktaların altını kalın kalın çiziyor bize bizi tanıtıyor, bize bizi öğretiyor. Bunlardan bir tanesi innel insane la kefar. İnsan çokça zalim ve çokça nankördür. Çokça nankördür. Mübalağalı bir şekilde insan nankördür buyuruyor Rabbimiz. İnsan nankör olduğu için mızmızlanmak, şikayet etmek, memnun olmamak insanın tabiatında var olan bir durumdur. Ancak imanla, takvayla, şer'i bilgileri öğrenerek, güzel ahlakı öğrenerek insan bu yönünü tedavi edebilir. Onun için bir ailenin içerisinde birçok insanın birbirinden şikayetçi olması aslında biraz da insanın nankörlüğünden kaynaklanıyor. Yani işin iyi tarafını görmek yerine olumsuz tarafını görmekle ilgili. İki, yine Allah'ın Celle Celaluhu bize öğrettiği bizimle ilgili bir kaide var. O da şu. وَاُحْدِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحْ Nefisler şuh tabiatıyla, bencillik tabiatıyla yaratılmıştır. Nefislerde bencillik vardır. Bunu nerede söylüyor? Bu çok önemli. Nisa suresinde. Ve evlilikle ilgili hükümleri anlatırken. Yani aile hukukunu anlatırken, kadınla koca arasındaki ilişkiyi anlatırken Allah azze ve celle araya bu cümleyi her birinin kendi hakkı konusunda hırslı olduğunu anlatmak için araya bu cümleyi koyuyor. Şimdi insan bencil olduğu için herkes aileyi değerlendirirken kendi hakları üzerinden aileyi değerlendiriyor. Yani kendi kendi istedikleri açısından bakıyor kendi istediklerinin olmadığını düşününce de ister istemez şikayette şikayette bulunuyor. Ve Allah'ın bize öğrettiği gibi ve men yuqa shuha nefsihi feolakumul muftahun. Nefsinin bencilliğinden korunanlar ancak felaha erenler bunlardır. Yani her insanın nefsinin bencilliğinden korunmamışsa hüsrandadır zaten, zarardadır. Ancak bundan korunanlar felaha erebiliyorlar. Öyleyse ailevi sorunları çözerken bir problemi çözeceksek önce bu yönümüzü terbiye etmemiz lazım. Ailenin içerisinde iki şeyi öğrenmemiz lazım. Biri şükür, şükür ahlakı. Güzel şeyleri görmek, nimetleri görme ahlakı. İkincisi ise bencillik değil, kendi e, haklarımız üzerinden değil, bütün üzerinden olaylara bakmayı öğrenmemiz lazım. Diyebilirsiniz bu öğrenilebilen bir şey midir? Evet, bu öğrenilebilen bir şeydir. İnsanın buna dair bir bilinci, bir derdi, bir çabası olursa Allah'ın izniyle Allah Azze ve Celle insanı buna muvaffak Kılar. Yeter ki böyle bir derdimiz olsun. Bu temel sorun çözülmediği müddetçe ailedeki problemlerin çözülmesi, yani burada olduğu gibi şikayet probleminin çözülmesi mümkün, mümkün değildir. O zaman ne yapacağız? Aile fertleriyle beraber bir araya geleceğiz ve diyeceğiz ki, aile fertlerine, bir aileden umduğumuz şey nedir? Yani Allah'a hamdolsun bir çatımız var mı? Var. Bu çatının altında karnımız doyuyor mu? Elhamdülillah doyuyor. Kendimizi bu çatının altında güvende hissediyor muyuz? Elhamdülillah kendimizi bu çatının altında güvende hissediyoruz. Bu çatının altında Allah'a Celle Celaluhu kulluk ediyor muyuz? Elhamdülillah bu çatının altında Allah'a Celle Celaluhu kulluk ediyoruz. Peki soracağız. Diyeceğiz ki, e, peki burada e, nasıl olsa daha iyi olabilir? Yani bu güzelin yanında nasıl daha güzel olabilir? Burada da senin isteğim, benim isteğim, onun isteği değil. Ortak bir noktada anlaşacağız. Herkes kendinden fedakarlık yapacak. Kendisinden bazı haklarından feragat edecek. Ortak bir değer, ortak bir durum belirleyeceğiz ve herkesin buna riayet etmesini sağlayacağız. Bu olursa eğer Allah'ın izniyle biraz daha en azından bazı şeylerin düzelmesi, bazı şeylerin ıslah olması daha kolay olur diye ümit ediyorum. Bunun için de konuşmak lazım. Yani ailelerde insanlar normal zamanda sakin bir şekilde konuşmazlarsa eğer, mutlaka herkesin patladığı ve birbirini yıkıp geçtiği bir şey gelir. Bir zaman gelir. Bu aile sofrasında olabilir. Bu cemaat namazlarını beraber kıldıktan sonra, namazdan sonra olabilir. Bu beraber meal okuyup, ayetler üzerine bir sohbet olabilir. Bu beraber bir ders yapıp, bir kitap okuyup, onun akabinde olabilir. Mutlaka evlerde hayır üzere yapılan bir toplantının olması lazım. Bunu ne diye isimlendirirseniz isimlendirin. Ve orada insanlar sakinken dertlerini, sorunlarını, problemlerini birbirleriyle konuşmaları lazım. Anne babalara burada çok büyük bir görev düşüyor. Anne babaların dinleyici, uzlaştırıcı, yapıcı olması lazım. Çocuklardan daha bilinçli oldukları için, daha sorumlu oldukları için. Bu olursa zaten insanların o kalplerindeki yüklerin büyük çoğunluğu döküleceği için böyle o patlamalar, şikayetler, rahatsızlıklar Allah'ın izniyle bunlar daha azalacaktır. En asgariye, insani, normal olan seviyeye düşecektir. İnşallah bu, bunlar yapılırsa ümit ediyorum ki Allah Celle Celaluhu da rahmet eder. Varsa bir ailede bir problem, bu problem çözülür. Allah Azze ve Celle bütün evlerimizi sükunet, rahmet ve sevgi üzere kılsın. Çocuklarımızı bizim için göz aydınlığı kılsın. Bizi de çocuklarımız için salih ebeveynlerden kılsın ve hepimizi razı olduğu cennetinde ağırladığı kullarından eylesin. Allahumma amin.